Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size üreme ve gelişmeye artık başlıyoruz. Yani aslında canlılarda sistemlere başladık diyebilirim. Üreme ve gelişmede meyoz ve mitoz sonucunda hani anlatmadım ya ben üremeyi, daha sonra sistem olarak anlatacağım dedim. O yüzden canlılarda üreme ve gelişme kısmında ilk önce eşeysiz üremeden başlayacağız. Daha sonra da eşeğli üreme ve insanda üreme sistemine geçiş yapacağız. Tamam, biz ilk önce bu videomuzda eşeysiz üreme çeşitlerine bakacağız arkadaşlar. Hepsini tek bir videoda inşallah yetiştirebilirsem anlatmayı düşünüyorum. Burada bölünerek üremeden, tomurcuklanmadan, sporla üremeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Partenogenezden bahsedeceğiz. Daha sonra ise eşeğli üremeye geçeceğiz. Eşeğli üremeye geçtiğimiz zaman orada daha detaylı göreceğiz. İşte gamet çeşitlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra bu ovovivipar, vivipar hani daha önce bahsetmiştim. Yine bunlardan yine bahsedeceğim arkadaşlar. Hem hatırlarız hem de böyle bir pekiştirmiş oluruz. İsterseniz hiç böyle vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle canlılarda üreme ve gelişme deyince ilk olarak aklımıza ne gelecek? Tabii ki eşeysiz üreme diyeceğiz arkadaşlar. İlk önce eşeysiz üremenin çeşitlerinden bahsedeceğiz. Eşeysiz üreme. Arkadaşlar eşeysiz üreme canlıların birçoğunda görülen üreme şeklidir. Tabii bildiğiniz üzere eşeysiz üreme mitoza dayanır arkadaşlar. Temeli ve eşeysiz üremede çeşitlilik görülmez. Yani tamamen görülmez demeyelim ama sınırlıdır. Mesela bazılarında hiç görülmüyor, bazı eşeysiz üreme tiplerinde, bazılarında ise arkadaşlar kısmen görülüyor. Bu yüzden de aslında birçoğu da mesela partenogenez. Partenogenezin bir kısmı eşeğli üremedir, bir kısmı eşeysiz üreme diyoruz. Ama eşeysiz üreme kısmında da meyoz görülüyor. Yani bu yüzden hani pek ikilemde kalmış bir üreme çeşididir. O yüzden eşeysiz üremenin genel özelliklerinde sadece genetik çeşitlilik sağlanmaz diye bilelim. Ama özele indiğimiz zaman arkadaşlar tabii ki birkaç tanesinde genetik çeşitlilik sağlandığını göreceğiz. Şimdi gelelim isterseniz. Bunları söyledikten sonra tekrardan yazmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Direkt çeşitlerine başlamak istiyorum. Nedir? Eşeysiz üremenin çeşitleri. Bunlardan birincisi bölünerek üremedir. Bölünerek üreme. Şöyle bölünerek üreme yazdık. Şimdi bölünerek üreme kimlerde görülüyor? Hangi canlılarda görülüyor? Nasıl gerçekleşiyor? Bakalım. Arkadaşlar bunlar ya bölünerek üreme dediğimiz üreme şekli üremenin bakın en basit şeklidir arkadaşlar. Üremenin en basit şekli bölünerek üremedir. Tek hücreli canlılarda görülür. Nedir bunlar? Mesela bakterilerde, algilerde, daha sonra arkelerde arkadaşlar, yine bazı protistalarda, mesela tek hücreli olan protistalarda bunlar da görülüyor. Bölünerek üreme şekli bu şekilde. Ayrıca ben bunları tabii ki size teker teker de anlatacağım. Bakterilerde nasıl oluyor bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Genel olarak bunları söyleyeceğiz. Şimdi isterseniz başlayalım. Diyelim ki üremenin, bu arada yanlış kalem almışım. Kurşun kalem almışım. Şuna yazacağız. Üremenin en basit halidir. En basit halidir. Arkadaşlar burada olay mitoz ve amitoz şeklinde olur. Amitoz şeklinde olur. Şimdi neden böyle diyoruz? Çünkü mitoz bölünme, mesela ökaryotlarda mitoz bölünme evreleri görülür. Ökaryotik tek hücrelilerde, amipte, işte paramesyumda bunlar da görülüyor ama bakterilerde ve arkelerde, yani prokaryotlarda mitoz bölünme evreleri görülmez arkadaşlar. Bunlar çok basit bir bölünme gerçekleştirir. Bu yüzden de biz de buna amitoz bölünme diyoruz. Daha sonra gelelim hangi canlılarda görüldüğüne. Hangi canlılarda görülüyor arkadaşlar? Yazalım. Bakteri, arke ve bazı tek hücreli ökaryotlarda. Ökaryotlarda görülür. Şimdi mitozun genel özelliğini hatırlayın. Mitoz ne yapıyordu? Mitoz çok hücreli canlılarda büyümeyi, gelişmeyi, dokuların onarımını sağlıyordu. Tek hücreli canlılarda da arkadaşlar üremeyi sağlıyordu. Dolayısıyla burada tek hücreli yazmamızın sebebi budur. Bakteri ve arke zaten tek hücreli ama ökaryotik canlılara baktığımızda tek hücreli ökaryot, mesela özellikle protistalarda zaten vardır bu tek hücreliler. Bunlar da arkadaşlar mitoz bölünme üremeyi sağlıyor.
Oluşan bireyler tabii ki mitoz bölünme gerçekleştiği için ata bireyle aynıdır arkadaşlar. Aynı özelliğe sahiptir. Bir de bunların nasıl bölündüklerini de yazalım. Mesela paramecium enine bölünür. Enine. Öglena boyuna bölünür arkadaşlar. Amip her yönden bölünür. Her yönden bölünür. Arkadaşlar, bakterilere baktığımız zaman en hızlı üreme şekline sahip olan bakterilerdir. Bakteriler yaklaşık olarak 20 dakikada bir bölünüyorlar. Zaten bunlarda mitoz bölünme evreleri görülmediği için, hani amitoz bölünme dediğimiz bölünme görüldüğü için, bunlarda arkadaşlar oldukça yüksek hızda bir üreme şekli vardır. O yüzden de bakteriler, tabii ki yararlı bakteriler söylemiyorum ama zararlı bakteriler bizim için büyük önem arz ediyor. Şimdi gelelim isterseniz nasıl bir bölünme şekli var ondan bahsedelim. Arkadaşlar bakın şöyle, şu bizim bakterimiz, bakterinin ana DNA'sı. Bu bakteri DNA'sını eşliyor. Şöyle eşliyor arkadaşlar. Şöyle yazayım, DNA eşlenir. Sonrasında ne oluyor peki? Sonrasında sitoplazma şöyle orta yerinden de olabilir. Hani direkt tam orta yeri olmayabilir arkadaşlar. Sitoplazması bölünüyor. Ve iki tane birbiriyle aynı özellikte olan bakteri üretiliyor. Bir tanesi eşlenmiş DNA'dan oluşuyor. Birisi ana DNA'dan oluşuyor arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz? Amitoz bölünme diyoruz. Amitoz bölünme. Normal bu paramecium olsun, öglen olsun, bunlarda ise arkadaşlar mitozun evreleri gerçekleşir. Sadece burada amitoz bölünmeyi gösterdi. Şimdi bölünerek üreme şeklimiz böyle. Gelelim tomurcuklanmaya. 2 tomurcuklanma diyeceğim. Şöyle tomurcuklanma. Arkadaşlar tomurcuklanma olayına baktığımız zaman ise ana bir canlımız var. Bu ana canlıdan bir çıkıntı oluşuyor. Daha sonra bu çıkıntı arkadaşlar gelişiyor ve ana canlıyla aynı kalıtsal yapıya sahip oluyor. Biz bu yapıya da ne diyoruz? Tomurcuk diyoruz. Bu tomurcuk daha sonra ana canlıdan ayrılıyor. Kendi kendine yaşamaya başlıyor. Tabii ki bu olay mitoz bölünme sayesinde oluyor. Ve böylelikle arkadaşlar tomurcuklanma dediğimiz üreme şekli gerçekleşiyor. Peki kimlerde görülür bu? Mesela bira mayasında görülür, süngerde görülür, hidrada görülür arkadaşlar, mercanda, deniz anasında görülür. Yani bunlar nedir? Birçok canlıda görülebilen bir bölünme şekli, üreme şeklidir tomurcuklanma. O zaman şöyle yazalım, kısaca yazalım zaten bunu da. Ana canlıdan oluşan bir çıkıntı tabii neyle oluşuyor arkadaşlar? Mitozla oluşuyor. Bir çıkıntı büyüyüp gelişerek anasından ayrılır. Böyle kısaca yazayım. Anasından ayrılır. Ve yeni bir canlı oluşur. Kalıtsal olarak ana canlıyla aynıdır. Mitozla oluştuğu için zaten ana canlıyla mecburen aynı olmak zorunda. Şimdi bir de yazalım arkadaşlar kimlerde görüldüğünü. Özellikle bira mayası önemlidir, sorulur. Bira mayası. Daha sonra süngerlerde, hidrada, mercanlarda. Sonra arkadaşlar deniz anası. Bunlarda görülen bir bölünme şeklidir. Tomurcuklanma dediğimiz olay. Şimdi gelelim bir de ben size burada hidranın şeyinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hidradan şöyle bir bahsedelim. Hidra. Aslında buraya deniz anası da yazdık ama hidranın iki formu vardır. Bir polip formu vardır, bir de medüz formu vardır. Arkadaşlar hidranın şöyle hidra denizlerde yaşayan aslında deniz anasıdır ama bazı farkları var. Şöyle hidra arkadaşlar. Polip formu dediğimiz formu denizlerin böyle dibinde hani oraya bağlı olarak yaşama biz sesil yaşama diyoruz. Sesil olarak yaşayan, sesil yaşama diyelim. Sesil yaşar. Bağlı olarak yaşayan bir canlıdır.
Bu canlı ne yapıyor biliyor musunuz? Şöyle tomurcuklar oluşturuyor burada. Şöyle tomurcuklar. Mitoz bölünme sayesinde arkadaşlar böyle tomurcuklar oluşturuyor. Daha sonra bu tomurcuk eğer ki düşüp buraya bağlanıp işte yeni bir canlıyı oluşturuyorsa biz buna tomurcuklanarak üreme diyoruz zaten. Tomurcuk bu şekilde düşüyor. Tomurcuk. Bir de bunların böyle hani şey gibi düşünebilirsiniz. Tamamen öyle değil ama meyve gibi düşünebilirsiniz. Hani sanki meyve oluşturmuş gibi burada bir canlı daha oluşturuyor. Bu canlı ayrılıp böyle arkadaşlar serbest kalıyor. Tabii ki biz buna ne diyoruz? Deniz anası diyoruz. Yani medüs formu diyoruz. Medüs form. Diğer bir adıyla aslında nedir? Bu deniz anasıdır. Ve arkadaşlar deniz anası üreyemez. Yani hidranın polip formu üreyebilirken tomurcuklanmayla medüs formu üreyemez arkadaşlar. Burada deniz anasını yazma sebebi hani onda da görülür, onun oluşumunda da tomurcuklanma vardır gibisinden düşünebiliriz. Ama direkt deniz anası üremeye katılamıyor. Sadece polip formu üremeye katılır arkadaşlar. Medüs formu zaten denizlerde serbest olarak yaşayan canlımızdır. Gelelim üçüncü üreme şeklimiz sporla üremeye. Şöyle 3 diyorum şuraya. Sporla üreme. Arkadaşlar sporla üremeye baktığımızda bu da işte bazı hayvanlarda görülebilir ve birçok arkadaşlar bitkide görülüyor. Özellikle tohumsuz bitkilerde görülen bir üreme şeklidir. Bunlar da olumsuz koşullara dayanıklı olan en kromozomlu hücreler vardır. Biz bu hücrelere spor hücreleri diyoruz. Spor hücreleri oluşurken mayoz bölünme ile oluşur. Hatırlayın size bitkileri anlatırken neyi anlatmıştım ben orada? Mesela karayosunları ile yeraltı otlarındaki metagenez olayını anlatmıştım değil mi? Oradaki hani sporlar oluşuyordu mayoz bölünme ile. Daha sonra onların bazıları çimleniyordu. Hani yeraltı otlarında olanlar çimleniyor ama karayosunlarında olanlar çimlenmiyordu. Gametofitler sporofitlerin üzerinde yaşıyordu. Pardon, sporofitler gametofitlerin üzerinde yaşıyordu arkadaşlar. Oradan besleniyorlardı. Bu karayosunlar için geçerli bu arada. İşte buradaki sporla üreme dediğimiz olay da birazcık buna bağlı. Nasıl bağlı arkadaşlar? Mesela ben size plazmodyumla ilgili örnek vereceğim. Plazmodyumda gerçekleşen sporla üreme örnek vereceğim ama mantarlarda da görülür bu. Daha sonra karayosunları, eğrelti otları bunlarda da görülür. Plazmodyum dediğimiz canlıda da görülür arkadaşlar sporla üreme. O zaman yazalım isterseniz. Şöyle diyeceğiz. Bazı canlılarda olumsuz koşullara dayanıklı en kromozomlu spor hücreleri bulunur. Spor hücreleri bulunur. Bu hücreler üremeyi sağlar. Bu hücreler üremeyi sağlar. Kimlerde görüldüğünü de söyleyelim. Daha sonra ben sporla üremenin böyle kısa bir şemasını anlatayım arkadaşlar. Şöyle plazmodyum mantarlar. Daha sonra ne dedik? İşte karayosunu, eğrelti otu. Bunlar da görülüyor arkadaşlar. Mesela ciğer otlarını da yazabiliriz buraya. Bunlar da görülüyor. Peki, sporlar gamet midir, değil midir? Sporlar gamet midir, değil midir? Tabii ki sporlar gamet değildir. Sporlar gamet değildir. Arkadaşlar, sporlar gamet değildir. Çünkü bunlar döllenme olmadan yeni bir bireyi oluşturuyorlar. Döllenme olsaydı eğer hani iki tane gamet birbiriyle birleşip de işte döllenme olduktan sonra bir gelişme gerçekleşseydi o zaman sporlara gamet derdik. Sebebini de yazalım. Çünkü döllenmeye katılmazlar diyelim. Döllenmeye katılmazlar. Yani döllenme olmadan yeni bir birey oluşturuyorlar sporlar. Peki plazmodyum için isterseniz gösterelim. Plazmodyumda hani metagenez olayı vardı ya. Plazmodyumdaki metagenez olayını göstereyim arkadaşlar size. Aslında burada spor üremeyi ben size daha önce işte karayosunlarında, yeraltı otlarında göstermiştim. Ama eşeğli ve eşeğsiz üremeli birbirini takip ettiği bu metagenez olayını plazmodyumda da görelim arkadaşlar.
Arkadaşlar plazmodyumun sporları dişi anofel cinsi sivrisineklerde görülüyor. Dişi anofel cinsi sivrisineklerde görülüyor. Bunlarla taşınıyor. Şimdi diyelim ki dişi anofel cinsi sivrisinek bizi ısırdı. Isırdıktan sonra bu plazmodyumun sporları bizim al yuvarlarımızın içerisine giriyorlar. Daha sonra bu al yuvarlar arkadaşlar işte al yuvarların içerisinde plazmodyum sporları büyüyorlar, çoğalıyorlar ve ne yapıyorlar? Al yuvarları patlatıyorlar. Tabii ki arkadaşlar bu al yuvar patlaması olmadan önce böyle şizont dediğimiz işte mezozoit dediğimiz merozoit dediğimiz yapıları oluşturuyor. Daha sonra bunlar patlama gerçekleştiriyorlar. Patladıktan sonra bu al yuvarların içerisinde kalan işte diğer sporlar arkadaşlar dişi ve erkek gametleri oluşturuyor. Dişi ve erkek gametler işte erkek eşey hücresine, dişi eşey hücresine dönüşüyorlar. Daha sonra bunlar döllenmeyle zigotu oluşturuyorlar. Bu zigot da arkadaşlar büyüyerek plazmodyumu oluşturuyor. Daha sonra bu plazmodyum kendi içerisinde yine sporlar oluşturuyor. Yani oldukça karmaşık bir sistemi var aslında plazmodyumun üremesine. Ama ben biraz daha böyle basit şekliyle anlatmak istiyorum. Şöyle isterseniz ilk önce şekli çizeyim. Daha sonra şekil üzerinden size anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi burada bir yine dediğim gibi bir döngü var tabii ki bu döngüden bahsetmek istiyorum. İlk önce dişi anofel cinsi sivrisinek içerisinde plazmodyumları bulunduruyor. Bizi ısırmasıyla birlikte plazmodyumlar vücudumuza girer ve vücudumuzda da nereye gider? Al yuvara. Al yuvarlarda çoğalıyorlar çünkü onların çoğalma yeri al yuvarlardır. Daha sonra arkadaşlar bu al yuvarın içerisinde şöyle yapılar dönüşü, şizont dediğimiz yapılara dönüşüyorlar arkadaşlar. Bu şizontlar da yine biraz daha büyük gelişerek neyi oluşturuyor? Merozoit dediğimiz yapıları oluşturuyor. Merozoit yapıları. Bu merozoitler de büyüyerek ne yapıyor? Al yuvarı parçalıyor. Al yuvar parçalandıktan sonra, tabii bunların hepsi bizim vücudumuzda gerçekleşen olaylar. Erkek gametleri ve dişi gametleri oluşturuyorlar arkadaşlar bu sporlar. Daha sonra bakın burada sporlar oluştu. Şunlar spor. Bu sporlar erkek gamet, dişi gameti daha sonra oluşturacaklar. Sonra da arkadaşlar ne olacak? Zigot oluşacak. Yani şurada bir döllenme olayı var. Bakın direkt olarak sporlar döllenmeye katılmıyor. Ne yapıyor? Bu sporlar arkadaşlar biraz daha böyle büyüyüp gelişiyorlar. Erkek ve dişi gameti oluşturuyorlar. Daha sonra döllenme olayına katılıyorlar. Yani burada bir gelişim söz konusu. Döllenmeye katılmadan önce sonrasında zaten geliştikten sonra erkek ve dişi gameti oluşturuyorlar. Burada bir gelişme var diyelim. Hani gelişme olayı var. Dolayısıyla döllenmeden sonra zigotumuz oluşuyor. Zigot da arkadaşlar büyüyüp gelişerek plazmodyuma dönüşüyor. Plazmodyum da tekrardan başka bir yolla dişi anofel cinsi sivrisineğe geçmiş oluyor. İşte bu şekilde sporlu üreme plazmodyumun döngüsü böyledir arkadaşlar. Sporlu üremeyi de anlatmış olduk. Şimdi geliyorum. Dördüncü eşeysiz üreme şeklimiz. Şimdi vejetatif üreme diyeceğim ama vejetatif üremeyi ben size bitkilerin üremesini anlatırken anlatmıştım. O yüzden burada sadece isim olarak verip geçeceğim arkadaşlar. Vejetatif üreme. Sadece isim olarak veriyorum. Dediğim gibi bitkilerde anlattım. O yüzden arkadaşlar burada tekrardan anlatmıyorum. Peki bundan sonra ne olacak? Vejetatif üremeden şöyle bir kısaca bahsedeyim, hatırlatmış da olayım. Arkadaşlar bitkilerde gerçekleşen eşeysiz üreme şekliydi vejetatif üreme ve çeşitleri vardı. Mesela neydi? Rizomla üreme, yumruyla üreme, daha sonra çelikle üreme arkadaşlar bunlar vardı. Daldırma yöntemi dediğimiz bir yöntem vardır. Ondan bahsedeyim mesela, bahsetmemiştim. Arkadaşlar diyelim ki böyle dalları toprağa yakın olan böyle daha böyle yere yakın olan ağaçlar var. Bu ağacın dalını hiç koparmıyorsunuz ve götürüp işte dalını toprağa ekiyorsunuz. Yani dalın ucunu toprağa daldırıyorsunuz. Yani bunu siz de yapabilirsiniz. Ağacın kendi de yapabilir. Nasıl yapar? Yapar. Değişik arada bir cümlelerim çıkabiliyor. Nasıl yapıyor arkadaşlar? Mesela diyelim ki hani dal büyüdü. Ne oldu? Gitti ucu toprağa değdi kendiliğinden. Böyle de olabilir veya biz de götürüp direkt toprağa daldırabiliriz. Bu dal bakıyor ki hani ben diyor direkt toprağa temas ediyorum zaten. Hani diğer taraftan gelen su ve minerali ne yapayım diyor. Ben burada kök oluşturayım diyor. Kendi suyumu kendim alayım diyor.
Daha sonra kendi suyunu kendi alıyor arkadaşlar. O diğer ağaçla olan bağlantısı bir süre sonra kopuyor ve kendine bir ağaç olmuş oluyor. Yani kendi kendine yeten bir ağaç olmuş oluyor. Daldırma yöntemi dediğimiz yöntem de bu şekildedir. Mesela aşılama vardır. Aşılamada iyi özelliklere sahip bitkiler birleştirilir ve yeni bitkiler oluşturulur. Diyelim ki işte çok iyi meyve veren bir erik ağacımız var. Bir de böyle daha büyük meyveler veren bir erik ağacı var. İkisi de farklı farklı. Ne yapıyorsunuz? Getiriyorsunuz işte birinden birini dalını kesiyorsunuz. Diğerini arkadaşlar böyle ortadan yarıyorsunuz. İçerisine o kestiğiniz dalı getirip yerleştiriyorsunuz. İlaçlıyorsunuz, bantlıyorsunuz. Bir süre sonra hem iyi meyve veren hem de büyük meyve veren erik ağacı elde ediyorsunuz. Aşılama dediğimiz yöntem de bu şekildedir. Evet. Vejetatif üreme böyle. Dediğim gibi bitkilerde anlattığım için tekrardan değinmiyorum arkadaşlar. Gelelim 5 diyorum şuraya. Rejenerasyon. Rejenerasyon. Arkadaşlar nedir rejenerasyon? Yenilenme demektir. Rejenerasyon yenilenme demektir. Biz de burada yenilenerek üreme nasıl gerçekleşiyor bundan bahsedeceğiz. Tabii ki rejenerasyondan bahsederken şöyle bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, rejenerasyon 3 şekilde gerçekleşebilir. Bir doku düzeyinde, bir organ düzeyinde, bir de organizma düzeyinde yani canlı düzeyinde gerçekleşebilir. O yüzden biz bunları teker teker hepsini anlatacağız. İlk önce şöyle yazalım. Rejenerasyon için yenilenme demektir. Yenilenme demektir. 3 şekilde gerçekleşir. 3 şekilde gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar 3 şekilde gerçekleşir dedik. Hepsini yazalım şöyle. Birincisi doku düzeyinde. Doku düzeyinde. İkincisi organ düzeyinde. Bir de organizma düzeyinde. Organizma düzeyinde. Nasıl gerçekleşecek peki? Doku düzeyinde olan rejenerasyon yaraların iyileşmesidir. Yaraların iyileşmesi. Arkadaşlar organ düzeyinde olan rejenerasyon organların yenilenmesidir. Organların yenilenmesi. Organizma düzeyinde olan rejenerasyon ise yeni bir canlı oluşması. Canlı oluşması. Şimdi bunlardan hangisi üremedir? Tabii ki şu doku ve organ düzeyinde olan üreme değil ama organizma düzeyinde olan bir üreme şeklidir arkadaşlar. Mesela yaraların iyileşmesi dedik ya, diyelim elimizi bir kestik, hemen birkaç gün sonra iyileşiyor arkadaşlar. İşte bu yaranın iyileşmesi nedir? Doku düzeyindeki rejenerasyondur. Organ düzeyindeki rejenerasyonu örnek verelim. Mesela karaciğerin yenilenmesi. Karaciğerin yenilenmesi. Daha sonra arkadaşlar kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi. Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi. Bunlar nedir? Organ düzeyindeki yenilenmelerdir. Peki organizma düzeyinde olan nasıldır? Yeni bir canlı oluşacak. Mesela kimde görülecek? Bu deniz yıldızı, planarya, toprak solucanı. Deniz yıldızı. Planarya. Planarya neydi? Yassı solucan. Planarya. Toprak solucanı. Toprak solucanı. Bunların mesela deniz yıldızının her bir kolunu koparın işte yeni bir kol oluşsun arkadaşlar oradan. O her bir kol ne yapıyor? Kendisini yeniliyor ve yeni bir deniz yıldızı oluşturuyor. Bu nedir? Rejenerasyonla üremedir. Planarya'yı yine kesin 3-4 parçaya. Her bir arkadaşlar ne yapar? Kendisini yeniler. Toprak solucanı için de bu olay geçerlidir. Dolayısıyla bütün bunlar bir de mitozla gerçekleştiği için biz buna ne diyoruz? Eşeysiz üreme diyoruz. Şimdi bakın burada normalde TT ve AT sisteminde partenogenezi eşeysiz üreme kısmını almışlar. Ama ben arkadaşlar partenogenezi eşeyli üreme kısmında anlatacağım. Çünkü zaten olması gereken budur. Dolayısıyla partenogenez olayını eşeyli üremede anlatacağım. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Eşeysiz üreme çeşitlerini işledik burada. Sonraki videoda eşeyli üremede görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.